oluyordu. Şimdi artık yorulmuyor. Çünkü artık akıllı arabam var. Müge Anlı Türkiye'nin dört bir yanına tekerlekli sandalye dağıtmaya devam ediyor. Dizlerinden annem yürüyemiyor benim. Annem için çok çok lazımdı. Anneniz için Müge Anlı size tekerlekli sandalye yolluyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi ne kadar mutlu olacak biliyor musunuz? Kocaman öpüyorum Müge Hanım seni. Sen bir tanesin. Fikret Bey'in rahatsızlığı nedir? Ne zamandan beri böyle kendisi? %95. Anadan doğmadır kendisi. Peki biz Fikret Bey'e Adana'ya sandalyesini yolluyoruz. Teşekkürler. Ben annem için tekerlekli sandalye isteğinde bulunmuştum. Bel kayması, bel fıtığı o şekil yürüyemiyor artık, yatalak kaldı. Onun için istiyoruz. O zaman Müge Hanım tekerlekli sandalyeyi Diyarbakır'a yolluyor. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım Songül'ün annesi için istedim. 88 yaşında, yatalak. O güzel kalbine inandığım için Müge Hanım'ın, ben o arkadaşıma sürpriz yaptım. Mutluluktan uçtu. Müge Hanım tekerlekli sandalyeyi Osmaniye'ye yolluyor. Kocaman teşekkürler. Zeynep Yaşar Mersin. Yapıştırdık ve otogara doğru yola çıkıyoruz. 2 adet Adana ile başlıyoruz. Buyurun. 2 adet Adana getirdik size. Gönderelim sizinle. Göndeririz. Tamam. Müge Anlı'nın Allah kuvvetini artırsın. Programında başarılar diliyoruz. Devamlı da izliyoruz yani. Ajan gibi çalışıyor ya böyle Türkiye'nin içinde. Onu seviyoruz biz. Onu kimse yapamaz mı? Komple şekilde. Müge Anlı'ya selamlar. Sıradaki sandalyeler Diyarbakır ve Ankara. Müge Hanım'ın buyurması bize bir emirdir. Müge Hanım'la Türkiye'ye mutluluk dağıtmaya devam. Selamlar Müge Hanım. Kaptanım merhabalar. Sizin bagajınıza Ankara sandalyesi yükledik. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Derken arkada yolculardan bir ses geldi. Nereye yolculuk? Çekerek. Yozgat'ın kazası. Yarın kaçta varacaksınız Yozgat'a? 10.30. 10.30 mu? Müge anne. Onda başlıyor olmaz. Erken götürün bizi. Kayıpları buluyor. Güzel program yapıyor iyice. Seni seviyoruz. Teşekkür ederiz. Size gelirken bir Kırıkkale, bir Samsun Çarşamba, iki Afyon ve bir adet de Çorum Sungurlu getirdik. Hepsi başımızın tacı. Buyurun hemen gidelim. Afyon'u alıyoruz. Evet, Çorum'da tamam. Çorum'da tamam. Sabah 10'da onu seyretmeyi dalıyoruz. Öğlen 1'e kadar onunla beraberiz. Ve teşekkür ederiz kendilerine. Tekerlekli sandalye dağıtırken bir yanda vatani borcunu ödemek için yola çıkan askerlerimizden biri de burada. Hemen dön yüzünü görelim seni. Askeri diyoruz. Şimdi izlemeyeceğim ama geldiğimde hepsini tek tek izleyeceğim yani. Askerdeyken de bir olay olursa eğer kesinlikle Müge Anlı'yı arayacağım. Bir Bursa, bir İzmir. Yine işler, yardımlar devam ediyor. Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Aracımız hazır. İsterseniz beraber verelim. Çok teşekkür ederiz. Bizi her zaman getireceğiz. Tabii ki. Her zaman bekleriz. Elimizden geleni yapacağız. Ben yolda izliyorum kendisini. Takdir ediyorum. Mesela hani televizyon açıp Müge Anlı'yı izleyeceğim diyen oluyor sabahleyin. Adamlar onda alarm kuruyor. 9.30'da alarm kuruyor. Beni uyandırıyor. Hatta çekirdek isteyen oluyor. Müge Anlı izlerken benden çekirdek istiyorlar. Son ses. Müge Anlı'yı izleyerek devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Araç var mı kalkan? Var. Hemen kalkıyor şu anda. Neresi? Mersin. Mersin var bizde de. Hemen gidelim. Hadi gidelim. Biz onu çok seviyoruz. Ondan gelen her şeyi biz götürmeye, ona da yardım etmeye biz her zaman hazırız. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Müge Hanım'a selam. Osmaniye. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başımızdan gözümüzün üstüne seve seve götürürüz. Size emanet.
emanet artık. Allah'a emanet, bize emanet. Müge Anlı'ya çok çok selamlar. Teşekkürler Müge Anlı, seni seviyoruz. Etrafınıza sevgi dolu gözlerle bakın. Gücünüzün farkına varın. Böyle el ele çok güzeliz, şahaneyiz. Yardım zincirinin her bir halkasına gitsin. Artık o halka milyonlarca halkalık bir ne diyeyim? Ya bizim o halkalarımızı böyle yan yana getirsek dünyanın çevresini turlayacak hakikaten. Türkiye'de çok iyiliksever insan var. Biz onların bir arada bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Kardeşime hayırlı tezkereler diliyorum. O ve onun gibi askere giden askerde bulunan kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler diliyorum. Otogardaki arkadaşlarımıza da kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Gerçekten İstanbul Otogarı tekerlekli ve akülü sandalyelerimizi yerlerine ulaştırmakta çok büyük bir çaba harcıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Geçen hafta da söylemiştim, bayram tatili dolayısıyla çok yoğun olmalarına rağmen bayram hediyesi olduğunu bildikleri için bizim sandalyelerimizi de sıkıştırdılar araya. Hiç hayır demiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Tekerlekli sandalye gönderen, onu kullanan, dua eden. Bu çok güzel bir, çok güzel bir sinerji. Aslında yani ülkedeki bu sinerjiyi her alana yayabilirsek, hep söylüyorum, biz azdan çoğu var eden bir milletiz. Yani herkes çoktan vermiyor. Azdan veriyor ama işte o azdan veriyor, o azdan veriyor ve böyle çoku var ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu da bizim milletimize has bir duygu. Her zaman söylüyorum. Hani bize hep okulda öğretilirdi ailemizde, biz misafirperver bir ülkeyiz ne demek falan. Ben hiç anlamazdım çünkü bize doğal geliyor bazı şeyler. Ama bu yaptıklarımız hiç doğal değil. İnanın bana Avrupa'nın, Amerika'nın birçok ülkesinde mesela bu programı da yapmayı denediler. Benimle de çok gelip konuşan oldu ve dediler ki, ya bizim memlekette insanlar bunları yapmaz. Mesela konuştular, ettiler falan, çok yapmak istediler. Ama dediler ki yani bizde bu kadar ilgi göstermez bizim vatandaşlarımız. İşte bu bizim milletimize has bir özellik. Bunun öyle de olsa batısı, kuzeyi, güneyi falan yok yani. Hepimiz aynı ortak değerlerin içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Ne mutlu bize. Efendim.